Yön Radyo 98 Haber ortak yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haber'le günden kalan. ...98 Haber Merkezi'nin hazırladığı günden kalandan herkese selamlar. Ben Alper Baran Esin. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in emekliye seyyanen zam önerisine birileri çıkıyor, emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor dedi. CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasını kesen TRT'ye 15 yılda vatandaşın cebinden 40.7 milyar lira ödendiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Aksaray'da Bulgur Palas açılışında konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Onu da emekli etmeye hazırlanıyoruz." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın affını istediği iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, CHP lideri Özgür Özel'in bize kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar sözlerine tepki gösterdi. Beştaş, oraya gelecek olursak bizim CHP'den alacağımız var, 2019 seçimleri ortada dedi. CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le ilişkisi hakkındaki iddiaları yanıtladı. Tugay, "Mehmet Cengiz'i hiç görmedim, tanımam." dedi. AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ, belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi yasaklamayı düşünüyor musunuz şeklindeki soruya, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim, il müftülüğüne değil kardeşim." dedi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği AKP'nin lideri Erdoğan'ın "bizden ayrılanları aday gösteriyorlar" sözlerine yanıt verdi. Erbakan, İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nu hatırlatıp "siyasetin içinde olan şeyler" dedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışırken yaptığı MİT tırları haberi nedeniyle 5 yıl hapis cezası aldı. Gül'ün terör örgütüne yardım ettiği iddia edildi. Gül, "dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Bu ceza direkt habere cezadır" dedi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nasuh Mahruki'ye AFAD'ın başına geçmesi için teklifte bulunduğunu ancak kendisinin bakanlık istediğini öne sürdü. 1 Nisan sizin için ne ifade ediyor sorusuna eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "1 Nisan, Nisan ayının birinci günü, o kadar. Her seçimin bir sonraki günü vardır" yanıtını verdi. CHP'den istifa eden İstanbul Ataköy Belediye Başkanı İl Gezdi, "bir yurttaşın İçeren köyü imar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz" sözlerine hakaretle karşılık verdi. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı dava görülmeye devam edildi. Kesin raporun tanzimi için Meler'in Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporunun beklenmesine karar verilen duruşmaya 26 Haziran'da devam edilecek. İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi katledip "ya kimseye güvenmeyeceksin" diyen Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Günden kalanı dinlediniz. 98 Haber'le günden kalan.